Evet, değerli meslektaşlarım, bugün hepimiz bir arada olmamızın sebebi bu akademinin son konuşmasını dinleyecek olmamız. Gliat'ın sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz 20. oturumumuz aslında bu. Bir eğitim serisiydi bu oturumlar. Son oturumumuzu da toksoplazma ve PCP olarak planlamıştık. Bugün de sevgili Birgül bize bu konuyu anlatacak. Ben söz vermeden önce öncelikle bu yılın bitmesiyle beraber yeni yılınızı da tebrik etmek istiyorum. Umarım diyorum, çok bilmiyorum mümkün olacak mı ama umarım Covid'siz bir yıl geçiririz. Beklediğimiz gibi bir durumla karşı karşıya kalmayız. Çok daha rahat, çok daha güzel, çok daha sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmemizi diliyorum ben. Hepinizin yeni yılını şimdiden kutlamak istiyorum. Şöyle bir katılım durumuna bakmak istiyorum. İsterseniz bir iki dakika daha bekleyelim konuşmaya geçmeden önce. Çünkü biraz katılımlar gecikebiliyor. Öyle başlayalım diye düşündüm. Sen ne dersin Gülgücüm? Ben de bu arada paylaşayım mı bir taraftan en azından? Olabilir. Olabilir. Bakalım hani bir sorun olmasın diye. Evet. Paylaşabildim mi? Evet canım. Tam ekran. Tamam. Evet. O zaman uygun gördüğünüz zaman başlayabilirim. Evet, istersen yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Bu planlar da eklenirler. Tamamdır. O zaman sana bırakıyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Melih Hocam. Evet, E-Akademi'nin son oturumunda fırsatçı efeksiyonlar bağlamında bugün pnömosisi ve toksoplazma enfeksiyonlarını ana hatlarıyla aktarmaya çalışacağım. Öncelikle pnömosisi cirovece enfeksiyonuyla başlamak istiyorum. Epidemiolojisine baktığımızda aslında 1980'li yıllara kadar sadece kemoterapi alan kanserli ve solid organ transplantlı hastalarda olgu bildirimi şeklinde karşımıza çıkıyor. Ancak HIV epidemisinin başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk dekatta 100 bin olgu bildirimi dikkat çekiyor. Antiretroviral tedavi ve profilaksi ile insidansta dramatik bir azalma söz konusu. 97 ile 2007 yılları arasında karşılaştırma yapıldığında insidansta yaklaşık 10 kat bir azalma dikkat çekiyor. Ancak hala biliyoruz ki ileri evrede başvuran CD4 T lenfosit sayısı düşük olan hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yapılan mikrobiyolojik incelemeler gösterdi ki pnömosisis bir atipik fungus ve türe özgü isimlendirdiğini de biliyoruz. Yıllarca pnömosisis carinii etken olarak bildik ama yapılan ve o zaman analiz testleri gösterdi ki sıçanlardaki etken pnömosisis carinii ama insanlardaki etken pnömosisis jiroveci. Ama hala pnömosisis pnömonisini tanımlarken PCP kısaltmasını kullanabiliyoruz. Çok aşina olduğumuz bir kısaltma. Bulaşına baktığımızda yaşamın erken döneminde primer enfeksiyon geçirildiğini göstermiş yapılan çalışmalar, 4 yaşına kadar çocukların %75'inin primer enfeksiyon geçirdiği ve bu nedenle de yıllar sonra gelişen enfeksiyon acaba bir reaktivasyon mu sorusu akla geliyor. Ana bulaş yolu hava yolu, inhalasyon yoluyla kişiden kişiye bulaşıyor. Kolonizasyon bulaşmada önemli rol oynayabiliyor. Her ne kadar kanıtlanmamış olsa da çevresel rezervuarlardan da bulaş olabileceği yönünde görüşler mevcut. Transplasental ve vertikal bulaş bildirileri de literatürde dikkatimizi çekiyor. İki formu var. Aseksüel trofik formu ve seksüel kistik formu. Enfeksiyonlar sırasında dominant olan form trofik form. İmmüniteye baktığımızda primer konak savunmada ana hücrelerimiz alveolar makrofajlar CD4 T lenfositleri tarafından aktive ediliyorlar ve makrofajlar nötrofilleri ortama kemotaksisle çağırıyorlar. Nötrofiller enfeksiyonun klirensinden sorumlu olduğu kadar proteaz ve oksijen radikal salınımı sonrasında akciğer hasarına da yol açabiliyor pnömosisis pnömonisinde.
Risk faktörlerinde CD4'ün 200'ün altında olması, daha öncesinde pneumositis pneumonisi öyküsü, oral kandidiyaz, eşlik eden oral kandidiyaz, tekrarlayan bakteriyel pnömoniler, istemsiz kilo kaybı ve yüksek viral yükü görüyoruz. Ve kliniğe baktığımızda klinikte ön plana çıkan semptomlar tedricen artış gösteren ateş, kuru öksürük ve eforla gelen progresif dispne olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra halsizlik, günlük aktivitelerde yorgunluk, göğüs ağrısı da olabilir. Seyire baktığımızda seyir aslında subakut bir seyir. HIV enfekte bireylerde subakut bir seyir gösteriyor. Tablo genellikle günler ve haftalar içinde gelişiyor. Bu süre 2 hafta ile 2 ay arasında değişiyor. Ve genellikle başvuran hastalarınızdan da bilirsiniz. Hasta kliniğe başvurduğunda ortalama 2-3 haftadır yakınmalarının mevcut olduğunu söylüyor. Ve tedricen de bir artış gösterdiğini belirtiyor. Erken dönemde hastaların %5 ile 10'unun asemptomatik olduğu da mutlaka aklımızda bulunmalı. Fizik muayene, ateş, taşikardi, takipne dışında krepitararlar duyabiliriz, ancak erken dönemde yine hafif olgularda tamamen fizik muayene normal olabilir, ama eşlik eden oral kandidiyaz pnömositis için önemli bir ipucu. Genellikle pnömositisli hastalarımızın çoğunda eşlik eden bir oral kandidiyaz da söz konusu. Laboratuvarda hastaların yaklaşık %90'ında CD4 200'ün altında, hipoksi hafif, orta ve ağır düzeylerde hipoksi saptanabiliyor. Egzersiz ile efor ile birlikte oksijen desatürasyonu gelişmesi pnömositis için özgül olmasa da pnömositis'i destekleyen güçlü bir bulgu. Gerçekten öyküde eforla gelen dispine çok önemli, ayırt edici bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor ve difüzyon kapasitesinde azalma da gözleniyor. Laboratuvar parametrelerinden laktat dehidrogenaz düzeyi yüksekliği önemli bir parametre. Olguların yaklaşık %90'ında yüksek. Pnömositis için özgül değil. Birazdan göreceğiz. Toksoda da yükseliyor. Ama prognostik değeri var. Ve genellikle de 500'ün üzerinde. Evet, bir atipik fungus dedik. Hücre duvarında beta D glukan bulunduğu için beta D glukan düzeyine bakabiliyorsanız eğer, biz bakamıyoruz. Ve 80'in pikogram bölü mililitrenin üzerindeyse bu sizin pnömositis tanınızı destekliyor. Hele eşik değeri 100'ün üzerine çekerseniz, 100'e çekerseniz duyarlılık ve özgürlüğün %100'lere yaklaştığını görüyoruz. Beta D glukan düzeyinin bakıldığı durumlarda. Tanıda görüntüleme yöntemlerinden akciğer grafisi ve veya yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografiye başvuruyoruz. Akciğer grafisinde erken dönemde yine hastaların 1/4'ünde patolojik bulgu olmayabiliyor ve daha sonra yerleştiğini görüyoruz. Eğer akciğer grafisinde patolojik bulgu varsa genellikle en sık perihilal bölgeden başlayan yaygın, bilateral, simetrik, intersiyal veya alveolar infiltrasyonlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Nadiren lober segmental infiltrasyonlar, kistler, nodüller, pleural efüzyon görülebiliyor, ama pnömositis pneumonisinde beklediğimiz durum genellikle apexin ve kostrofenilik açıların korunmuş olması, genellikle bilateral santral yerleşimli olarak karşımıza çıkıyor. Pnömotoraks gelişebiliyor pnömositiste ve HIV enfeksiyonlu bir hastada eğer pnömotoraks varsa mutlaka pnömositisi akla getirmemiz gerekiyor. Yine pnömositisli hastaların yaklaşık %13 ile 18'inde tüberküloz, Kaposi sarkomu veya bakteriyel pnömoni birlikteliği de olabilir. Bunu da bir taraftan aklımızda tutmamız gerekiyor. Evet, akciğer grafisinde hilal bölgeden başlayan bilateral, simetrik, kelebek vari intersiyel tutulumu görüyorsunuz. Alt noktalar genellikle kostrofenik açılar dediğim gibi korunuyor. Apex de genellikle öyle, ama burada tutulmuş olarak karşımıza çıkıyor. HIV enfeksiyonlu hastalarda BT'nin duyarlılığı yüksek, yamalı veya nodüler buzlu cam görünümü, aynen COVID'de olduğu gibi duyarlılık ve özgürlüğü yüksek, özellikle duyarlılığı %100 ve buzlu cam, bilateral buzlu cam tutulumlarını görüyoruz burada. Tanıda evet, hastaların %90'ının CD4 düzeyinin 200'ün altında olduğunu söyledik. Egzersizle birlikte oksijen desatürasyonu gelişebiliyor. LDH düzeyi yüksek. Beta D glukan düzeyine bakabilirsek 80 eşik değerini gördük. Akciğer grafisi ve akciğer grafisi normal ise BT'ye bakıyoruz. BT ile tanıya gidiyoruz. O da normal ise dışlamış oluyoruz. Ve tanıda ne kalıyor elimizde bir de tanıyı doğrulamak için? Mikrobiyolojik incelemeler. Mikrobiyolojik incelemeler için uygun örneklerimizin başında ilk basamak indüklenmiş balgam geliyor. İndüklenmiş balgam sadece HIV enfekte bireyler için söz konusu, pnömositis için. Duyarlılığı %55 ila %90 arasında geniş bir aralıkta. Özgürlüğü %100. Neden böyle geniş bir aralık? Çünkü balgamın kalitesi, boyama yöntemi, mikroorganizma yükü ve laboratuvar tecrübesi. Gerçekten bakan kişinin de tecrübesi çok önemli. Eğer indüklenmiş balgam
incelemesi tanısal değil veya uygulayamıyorsak bronkoalveolar lavaşla alıp tadıya doğru gitmemiz gerekiyor. Bronkoalveolar lavaşta tanısal değer %90 ila %100 arasında. Hele bir de hedefe yönelik bronkoalveolar lavaş yaparsanız, tutulan bölgeye yönelik bronkoalveolar lavaş yapıp elde ettiğiniz solunum yolu örneğini de immün floresan boyama ile boyayabilirseniz duyarlılığın %100'lere kadar geldiğini görüyoruz. ETA'nın duyarlılığı güzel, %90'ın üzerine. Eğer hiçbir şekilde tanıya gidemiyorsak, balgam indüksiyonu, bal ya da transbronşiyal biyopsi tanısal değilse ya da yapamıyorsak ya da genellikle de başka tanıları dışlamamız gerekiyorsa transtorasik iğne biyopsisi ya da akciğer biyopsisine gitmek gerekiyor. Ama dediğim gibi iğne biyopsisi ya da akciğer biyopsisi pnömosististen öte, pnömosistis dışında tanılar düşündüğümüzde başvurmamız gereken bir tanı yöntemi, inceleme yöntemi, diğer patolojileri dışlamak açısından. Elde ettiğimiz solunum yolu örneğini hangi boyama yöntemleriyle boyayabiliriz? Enfeksiyon sırasında en fazla, en dominant formun trofik form olduğunu söyledik. Burada kist duvarını boyayan yöntemleri görürüz. En başta hepimizin bildiği gomorimetanamin gümüş boyama yöntemi. Özgürlük yüksek ancak duyarlılık düşük ve bunlar daha çok patologların kullandığı ve hazırlaması zor boyalar. Kist ve trofik formları boyayan yöntemlere baktığınızda Gimza ve Diff Quick yöntemini görüyoruz. Burada trofik formlar boyandığı için duyarlılık daha yüksek ama deneyim gerçekten çok önemli. Laboratuvar tecrübesi çok önemli. Biz genellikle Gimza boyamayı laboratuvarımızda yapıp saptamaya çalışıyoruz ve bu da bizim uzun yıllar sonrası saptadığımız gerçekten bir pnömosistis hastası, transplant bölümünde yatıyordu. Gökhan hocamla birlikte ve asistanımız Furkan'ın da katkılarıyla, hatta ilk o görmüştü, pnömosistisi saptadık. Bizim için de güzel bir tecrübe oldu. Bunun dışında Papanikolaou kalkoflor beyazı, Papanikolaou yine patoloji kullanılıyor. Kalkoflor beyazını evet uygulayabiliriz ama altın standart nedir diyecek olursanız floresan işaretli monokloral antiforların kullanılması imlofloresan boyama yöntemi. Yani DFA, direkt floresan antikor testi altın standart duyarlılığı %90'larda. Bizim merkezimizde şu an yapılmıyor. Yapılmadığı için de Gimza yoluna başvuruyoruz. Ama DFA olsa direkt DFA ile gitmemiz gerekiyor. Yeni yöntemler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Polimeraz zincir reaksiyonu hala onay almadı ama yapılan çalışmalar gösteriyor ki oral yıkantı suyu ve nazofarengiyel aspiratlarda da duyarlılık ve özgürlük %90'larda ama maalesef yanlış pozitiflik oranı yüksek ve kolonizasyon ve enfeksiyonu ayırt etmekte zorluk yaşıyoruz. Eşik değer ve DNA dizi standartizasyonu gerekli ama bazı merkezler polimeraz zincir reaksiyonunu kullanıyorlar tanıda ve katkısı olduğunu bildiren literatürlerde var. Peki tanıyı nasıl koyacağız? Tanıda bir kesin tanı, bir de olası tanı karşımıza çıkıyor. Kesin tanı solunum yolu örneklerinde pnömosistisin kist ya da trofik formunun özellikle DFA ya da diğer boyama yöntemleri gösterildiği durumda tanıyı kesin olarak koyuyoruz. Ama çoğu zaman bu gerçekten mümkün olmadığı için olası tanı yöntemiyle gidiyoruz. Eğer HIV enfekte bir hastamız var, CD4'ü 200'ün altındaysa, tedirici artış gösteren kuru öksürük, ateş ve eforla gelen dispne ve hipoksemi varsa, görüntülemede pnömosistis ile uyumlu bilateral hilar bölgeden başlayan kelebek vari intersiyal ya da BT'de buzucam görünümü varsa, zaten beta D-glukan bakabiliyorsanız 80'in üzerinde ise olası tanınız pnömosistis ve pnömosistisin tedavisini başlayabilirsiniz. Ayrıca tanıda viral ya da fungal pnömoniler, ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonları, atipik mikobakteri enfeksiyonları, birazdan dinleyeceğiz. Toksoplazma gerçekten çok karışıyor. Sitomegalovirüs pnömoniye nadiren yol açıyor ama yol açtığında pnömosistise karışabildiği gibi pnömosistise de eşlik edebiliyor. Evet, influenza çok karışıyor ve pandemi döneminde gerçekten HIV enfekte bireylerde COVID-19'un pnömosististe çok karıştığını, aracı tanıda çok sık yer aldığını tecrübe ettik, deneyimledik. COVID-19'da buzucam tutulumu daha çok periferdeyken pnömosististe daha çok santral olduğunu, yine HIV enfekte bireylerde pnömosististe kistik tutulum daha çok karşımıza çıkarken COVID-19'da bunu daha geri planda gördüğümüzü literatür bilgilerinden de ve kendi deneyimlerimizden de söylemek mümkün. Ama ayırıcı tanıda gerçekten çok kafa karıştırıcı oldu. Pnömosistis pnömonisiyle başvuran, 4-5 kez PCR bakılan ve COVID tedavisi alan, hatta yoğun bakımdan dönen hastalarımız bile
var bu anlamda. Nadiren ekstrapulmoner tutulum da görebiliriz pnömosististe. Özellikle ileri evre HIV enfeksiyonunda ve pentamidin profilaksisi altında gelişebilir. Eş zamanlı ya da öncesinde pnömosistis pnömonisi öyküsü de olmayabilir. Ve bütün o konak vücudunda her yer lenfohematojen yayıldığı için her organ, her doku tutulabilir. Tedavide ilk seçenek tedavimiz kotrimaksazol. Eğer hasta akut bir hasta değil, oksijen parsel basıncı 70'in üzerindeyse oral tedavi verebiliriz. 3x2 fort tablet şeklinde, ama oral tedavi alamıyorsa hastamız 15 lira 20 miligram kilogram gün trimetoprim dozundan gitmek durumundayız. Eğer parsel oksijen basıncı 70'in altındaysa ya da alveolar arteriyel oksijen farkı 35'in üzerindeyse ilk 72 saatte prednizon başlıyoruz. Yaklaşık 20 gün, 21 gün boyunca da azaltarak steroidi dozunu devam ediyoruz. Eğer kotrimaksazolü kullanamıyorsak, hasta tolere edemiyor, örneğin çok ciddi döküntüsü gelişti ya da akut böbrek yetmezliği, hiperkalemisi gelişti, alternatif tedavilerde orta ağır hastalarda primakin artı klindamisin kullanılabilir. Hafif orta vakalarda trimetoprim artı dapsone ya da atovaquone oral tedaviler seçenekler arasında yer alıyor. Tedavi süresi 21 gün. Tanısal testleri tekrarlamaya gerek yok. Çünkü tedavi altında bile haftalarca solunum yolu örneklerinde pnömosisisi göstermeniz mümkün. Bu tedaviye yanıtsızlığı göstermiyor. Bir daha tanısal testleri tekrarlamaya gerek yok. Tedavi 21 gün. Ne zaman ALT'e başlayalım? Yapılan çalışmalar göstermiş ki tanıyı koyduktan, PCP tanısını koyduktan sonra 2 hafta içinde ALT başlanmalı. Eris nadir ama tedaviyi başladıktan sonra Eris açısından da takip etmek gerekiyor. Tedaviye yanıtsızlık var mı? Aslında ilacın yetersiz etkisine bağlı tedaviye yanıtsızlık çok da beklediğimiz bir durum değil. Ancak tedavinin 4 ila 8. günü, yani birinci haftasından sonra klinik kötüleşiyor ya da klinik ya da radyolojik düzelme yoksa bu tedaviye yanıtsızlık olarak değerlendiriliyor. Ama dediğim gibi bunu ilacın yetersiz etkisine bağlamak çok da mümkün değil. Bu nedenle öncelikle alternatif durumlar dışlanmalı. Bir pulmoner ödem olabilir, yeni bir bakteriyel pnömoni eklenmiş olabilir. Kortikosteroid tedavisi baştan verilmeyen hastalarda da ilk 3-5 gün içinde klinik kötüleşme irise bağlı olabilir. O zaman hastalara steroid eklememiz gerekiyor. Bunun yanı sıra pnömosisis enfeksiyonlarında mikrobiyal degradasyon ya da klirens sırasında da ciddi bir inflamasyon gelişebiliyor. Bu inflamasyon da klinik durumu kötüleştirebiliyor. Bu nedenle de bu hastalara steroid vermemiz gerekiyor. Mortalite yaklaşık %10 ila 20 civarında. Prognostik faktörlerde her zaman olduğu gibi ileri yaş, ciddi hipoksemi, mekanik ventilasyon ihtiyacı, pnömotoraks, öncesinde pnömosistis öyküsü, öncesinde pnömosistis profilaksisi altında gelişmesi. Biraz önce de söylemiştim, yüksek serum LDH düzeyi prognostik faktör olarak karşımıza çıkıyor. Gebelikte de tedavi aynı. Tercih edilen tedavi çok etkili olmasından dolayı yine kotrimaksazol. İlk trimesterde folinik asit verilmesi ilaveten düşünülebilir. Profilaksi peki ne zaman düşüneceğiz? Primer profilaksi ve sekonder profilaksiyi görüyoruz. Primer profilaksi CD4-216, oroforangiyal kandidiyaz durumunda, AIDS tanımlayıcı hastalık öyküsünde ya da hastanın CD4'ü 200 ila 250 arası, ancak hasta kontrollere gelemiyorsa, olur da düşerse diye primer profilaksi başlıyoruz. Sekonder profilaksi de pnömosisis pnömonisi geçirdikten sonra belli bir süre, birazdan göreceğiz, idame ettiriyoruz. Profilakside yine ilk seçeneğimiz kotrimaksazol. Günde bir fort tablet tercihimiz ya da tolere edemiyorsa günde bir tek tablet, fort olmayan tablet de kullanabiliriz. Alternatifte tolere edemiyorsa haftada 3 kez kotrimaksazol ya da dapsonlu, atovaquone'lu rejimler seçenek olarak var. Ne zaman profilaksiyi sonlandıralım? Hem primer profilakside hem de sekonder profilakside sonlandırma kriterleri aynı. Antiretroviral tedavi ile 3 aydan daha uzun süre CD4 200'ün üzerinde ise profilaksiyi sonlandırabiliriz. Ya da eğer CD4'ü 200'ün üzerinde göremedik, 100 ile 200 arasında ama 3 ila 6 ay süresince HIV RNA saptanamayan düzeyde ise profilaksiyi sonlandırabiliyoruz. Bunun dışında ne zaman tekrar başlamamız lazım? HIV RNA düzeyinden bağımsız olarak CD4 100'ün altında ise yeniden başlıyoruz. HIV RNA saptanabilir düzeyde ise 100 ila 200 arasında yeniden profilaksiye başlıyoruz. Antiretroviral tedavi altında olan hastalarda CD4 200'ün üzerindeyken pnömosisis geliştiyse ömür boyu profilaksi öneriliyor. Antiretroviral tedavi altında olmayan hastalarda CD4 200'ün üzerinde
iken pnömosisit geliştiyse biraz önce olduğu gibi HIV-RNA 3-6 ay süresince saptanamadığı durumlarda sekonder profilaksi kesilebiliyor. Bunlar da yeni eklenen bilgiler profilaksi anlamında. Evet, pnömosisit pnömonisini böyle kısaca toparladıktan sonra toksoplazmaya geçmek istiyorum. Biliyoruz ki toksoplazma açısından dünya genelinde nüfusun 1/3'ünde %30'unda latent enfeksiyon söz konusu. Koenfeksiyon prevalansı düşük gelirli ülkelerden yüksek gelirli ülkelere gidildikçe azalıyor. Düşük gelirli ülkelerde %55'e kadar varan bir prevalans söz konusu. Türkiye'deki seroprevalansa baktığımızda yaklaşık %20 ile 70 arasında değişiyor. Doğuya, güneydoğuya gittiğimizde bunun arttığını görüyoruz. Yine enfekte bireylerde epidemiolojisine bakacak olursak, CD4'ü 100'ün altında olan, antiretroviral tedavi kullanmayan ve profilaksi almayan ve toksoplazma serolojisi pozitif yani IgG'si pozitif olan bireylerde %30 oranında reaktivasyon gelişebiliyor ki bu reaktivasyonu en sık da merkezi sinir sisteminde geliştiğini görüyoruz. Yine pnömosisit olduğu gibi antiretroviral tedavi ve profilaksi sonrası insidansta azalma, yaklaşık 3 kat bir azalma dikkati çekiyor. Mortalite de benzer %5 ila 20 oranında. Evet, sporozoon sınıfından bir protozoon insan ve diğer tüm memelilerde, kanatlılarda yerleşip hastalık etkeni olabiliyor ve tüm çekirdekli hücreleri enfekte edebiliyor. Yaşam döngüsünü çok kısa hatırlayacak olursak insanlara toksoplazma nasıl bulaşıyor? Dışkılarıyla, kedilerin dışkılarıyla ortamlara salınan okislerle kontamine gıdaların oral yolla alınmasıyla ya da bradozoitleri içeren doku kistlerini barındıran bu hayvancağızların etlerinin az pişmiş ya da pişmemiş bir şekilde oral yolla tüketilmesi sonrasında okisler ve bradozoitler oral yolla alınıyor ve daha sonra vücuda takizoite dönüşüyor. Takizoit intestinal epiteli penetre ediyor ve intestinal epiteli penetre ettikten sonra mezenterik lenf notlarına ve hematojen yolla da bütün organlara yayılıyor. Aslında immün kompetan bireyde hücresel bağışıklıkla birlikte bu takizoitler elimine ediliyor ve özellikle belli dokularda nöral ve musküler dokuya afinitesi yüksek olduğu için merkezi sinir sistemi, göz, iskelet ve kalp kası gibi dokularda içinde bradizoidler oluşan doku kistleri oluşuyor. Bradizoidler çok yavaş çoğalırken takizoidler çok hızlı çoğalıyor ve enfeksiyona, reaktivasyona yol açıyor. Periyodik olarak doku kistleri yıkılıyorlar ve ortama takizoidler salınıyor. Ama immün kompetan bireylerde hücresel bağışıklık hemen bu takizoidleri elimine ediyor ve tekrardan doku kistleri formuna dönüştürüyor. Ancak aynen HIV enfeksiyonunda olduğu gibi CD4 yüzün altına düştüğünde yani hücresel bağışıklık ciddi bir şekilde baskılandığında bu doku kistleri parçalandıktan sonra ortama salınan takizoidler kontrol altına alınamıyorlar ve böylelikle de reaktivasyon karşımıza çıkıyor. Özellikle de reaktivasyonun daha çok merkezi sinir sisteminde görüyoruz. HIV enfekte bireylerde toksoplazma enfeksiyonu 3 şekilde karşımıza çıkabilir. Serebral tutulum %65 olguda, ekstra serebral tutulum %10, bir de ikisinin birlikte olduğu serebral ve ekstra serebral tutulum %25 olguda. Aslında yaklaşık %90 olguda serebral tutulum dikkatimizi çekiyor. Evet, serebral tutulumun diğer tanımlaması toksoplazma ensefaliti, hepimizin en çok kullandığı tanımlama. Toksoplazma ensefaliti yine pnömosisitte olduğu gibi subakut bir seyir gösteriyor. Nörolojik tutulumda tabii ki karşımıza çıkıyor. Klinik bulgular lezyonların sayısına ve yerleşim yerine göre değişiyor. Nadiren hızla ilerleyen fatal difüz ensefalite de ya da eventrikülite de yol açabilir ki bu ölümcül seyreder. Hatta bazen hiç beklemediğimiz SVO tarzında da hasta karşımıza gelebilir. En ön plana çıkan semptomlar nelerdir? Baş ağrısı, bilinç değişikliği, fokal nörolojik bulgular ve ateşle birlikte gelebilir. Bunların birkaçı olabilir, olmayabilir ama bilinç değişikliği sersemlikten stupor komaya kadar geniş bir çerçevede. Fokal nörolojik bulgulara baktığımızda özellikle hemiparezi çoğu hastamızda ya da konuşma bozuklukları, afazi, disfazi, motor güç kaybı görülebiliyor. Bazı hastalar nöbetle hatta serebeller disfonksiyonla da karşımıza gelebiliyor. Tanıda evet serebral toksoplazmozdan toksoplazma ensefalitinden şüphelendiğimiz zaman acilen görüntüleme yapmamız lazım ki bu görüntülemeler arasında MR'ın, kontrast MR'ın BT'ye üstün olduğunu görüyoruz. Lezyonlar daha çok hangi bölgeye afinite
gösteriyor. En çok lezyonları bazal ganglia'da görüyoruz. Bunun yanı sıra serebellumda, beyin sapında da lezyonlar olabilir ama en çok bazal ganglia'da görüyoruz. Lezyonlar sıklıkla korteksin gri cevherinde ve kortikomedüller bileşkede yerleşiyor. Ve %80 olguda lezyonlar multiple, bilateral ve fokal intraserebral lezyonlar şeklinde. Ve önemli ipucu toksoplazma için hepinizin bildiği gibi çepersel kontrast tutması ve sıklıkla da ödemin eşlik etmesi. Nadiren ki primer beyin lenfoması ile karışmasına yol açar, tek lezyon şeklinde karşımıza çıkabilir ya da difüz ensefalitle başvurabilir ki kaynaklar hızla ilerlediğini ve fatal seyrettiğini söylüyor difüz ensefalitin. Primer beyin lenfoması ile karışır ve benzer radyolojik görünüme yol açar. Ayırt edici ipuçlarına baktığımızda toksoplazmoz biraz önce de söylediğimiz gibi multiple lezyonlara, lenfoma tek lezyona yol açıyor. Toksoplazma daha çok bazal ganglia'da iken lenfoma subependimal bölgede karşımıza çıkıyor. Çepersel kontrastlanma gösterirken lenfoma daha soliter bir lezyon. Kanama var toksonu lezyonlarının periferinde ve talyum spek görüntüleme toksoplazma açısından negatifken lenfoma açısından pozitif talyum tuttuğunu görüyoruz lezyonların ki talyum spek görüntülemenin primer beyin lenfoması ile ilişkili tanıda yol gösterici olduğunu görebiliyoruz. Eğer spek görüntüleme ile primer beyin lenfoma ile uyumlu bir bulgu varsa ve BOST'ta da Epstein-Barr virüs DNA pozitif olarak saptanıyorsa yüksek olasılıkla tanınız primer beyin lenfoması lehine şeklinde literatürde son kaynakların belirttiği ayırt edici tanıda bir durum. Yani SPECT ile primer beyin lenfoması ile uyumlu lezyonunuz var ve BOST'ta EBV DNA pozitifse büyük ihtimalle primer beyin lenfoması. Evet, burada da farklı tanılarımız var. Kesin tanılarımız, olası tanılarımız. Bunlara bakacak olursak eğer toksoplazma ile uyumlu klinik bulgular varlığında, görüntülemede genellikle multiple ya da tek de olabilir, tek bir fokal lezyon varsa altı standart biyopsi. Biyopside toksoplazma gondrinin takizoidlerini gösteriyorsak histolojik olarak kesin tanı. Biyopsiyi çoğu zaman yapmaktan çekiniyoruz çünkü lezyona ulaşım söz konusu olamıyor. Yerleşim yeri çok ulaşmaya uzak oluyor ya da sekel bırakabilecek bir yerde olabiliyor. Ve biliyoruz ki işlemin kendisi %7 oranında da olsa da mortal seyredebiliyor. Eğer beyin omuriliği sızısı alırsak ve toksoplazma gondi DNA'sını saptarsak laboratuvar olarak tanısını koymuş oluyoruz. Ama genellikle daha çok olası tanıyı kullanıyoruz. İşte uyumlu klinik bulgular ve görüntülemede tek ya da multiple fokal lezyonlar var ve hastanın toksoplazma IgG'si pozitif bir alternatif tanı yoksa olası tanı olarak karşımıza çıkıyor. Ya da 10-14 günlük ampirik tedaviye belirgin yanıt yoksa bu muhtemel artık tokso değildir ama hala bir ihtimal de olsa olduğu için muhtemel tanı olarak sınıflandırmış otorlar. Daha çok biraz önce de söylediğim gibi biyopsiden çoğu zaman kaçınıyoruz. Biyopsi hem işlem zor hem yapmak çoğu zaman mümkün değil. O nedenle daha çok olası tanı yöntemiyle gidiyoruz. Ne zaman olası tanı düşünüyoruz? Tekrar hatırlayacak olursak, CD4'ü 100'ün altında olan ve etkin toksoplazmoz profilaksi almayan kişilerde uyumlu klinik bulgular ve toksoplazma gondii IgG pozitifliği var ve MR'da da yani görüntüleme yöntemiyle de uyumlu tipik bulgular varsa %90 toksoplazma ensefalitidir diyoruz. Olası tanımız toksoplazma ensefaliti olduğu için pratikte ampirik tedavi veriyoruz. 10-14 gün ampirik tedavi sonrası klinik yanıt varsa klinik ve radyolojik devam ediyoruz tedavimize. Ama 10-14 günlük ampirik tedaviyle klinik veya radyolojik iyileşme yoksa beyin biyopsisini o zaman işleme sokuyoruz. Ne zaman yanıt almayı bekliyoruz ampirik tedaviyle? Genellikle hastanın yaklaşık yarısında 3. gün nörolojik yanıt, %90'ında 2. haftada nörolojik yanıt alıyoruz. Radyolojik yanıt da genellikle 2 ila 3 hafta civarında alınıyor. Bu nedenle ampirik tedavi sonrası görüntüleme tekrarını genellikle 2 tire 4 hafta sonra yapıyoruz. Genellikle 2 hafta sonra ampirik tedaviden 2 hafta sonra görüntülemeyi tekrar görüyoruz kontrol amaçlı. Beyin omurilik sıvısının yeri nedir toksoplazma tanısında? Evet, eğer BOS alabilirsek mononükleer pleostoz ve orta düzeyde artmış protein saptayabiliriz ama tamamen normal de olabilir. Kültür ve histoloji diğer tanıları dışlamak için kullandığımız yöntem ama polimeraz zincir reaksiyonuyla toksoplazma DNA'sını ya da ayırıcı tanıda yer alan primer beyin lenfoması tanısı için EBV DNA'sını
dünyasını göstermek isteyebiliriz. Eğer polimeraz zincir reaksiyonu ile toksoplazma gondii DNA'sına bakarsak duyarlılığı %50 ila 98, özgürlüğü %96, %100. PCR pozitifliği tanı koydurucu ancak negatifliği tanıyı dışlatmıyor. Pozitif olarak saptarsak bu bizim elimizi güçlendiriyor. Eğer uygun tedaviye rağmen biraz önce de söyledik, ilk haftada klinik veya radyolojik kötüleşme var ya da 10-14 günde klinik iyileşme yoksa beyin biyopsisi alarak boyama yöntemleriyle inceliyoruz. Patologlar inceliyor. İmmün peroksitaz boyama yöntemi daha üstün. Ancak burada bile eğer biyopsi nekrotik bölgeden yapılmışsa, örnek yetersizse ve patolog deneyimsizse tanı değeri olmayabilir. Bu da aklımızda olmalı. Arayışları da en tepede görüyorsunuz, primer beyin lenfoması. Bunun harici tüberkülom, PML, kriptokokom, bir abse, basit bir abse de arayış tanıda yer alabilir. Burada da yine ekstra serebral toksoplazmoz görebiliyoruz dedik. En sık koriyoretinit ya da pnömoni ile karşımıza çıkabilir. Hatta birden fazla bölgede de görebiliyoruz ki otopsi çalışmalarında MSS toksoplazmozu olmadan birden fazla bölgede ekstra serebral tutulum olduğu gösterilmiş otopsi çalışmalarında. Koriyoretinit, evet, ekstra serebral tutumların başında, yani kaynaklara göre değişiyor. Kimileri pnömoniyi ilk sırada alıyor ama genellikle koriyoretiniti daha çok görüyoruz. Birinci olarak retina enfekte oluyor. Koroid ve vitreous ikinci olarak tutuluyor. Ayrıca tanıda CMV retiniti ve VZV retiniti var. Ve burada önemli bir durum, koriyoretinitli, toksoplazma koriyoretinitli hastaların %30 ila 60'ında beraberinde toksoplazma ensefaliti bulunabiliyor. Ama bunun tersi söz konusu değil. Hani toksoplazma ensefalitli olanları da koriyoretiniti görmemekle birlikte eğer koriyoretinit varsa toksoplazma ensefaliti açısından taramamız gerekiyor. Görsel gözde ağrı, görme keskinliğinde azalma, göz önünde uçuşan nesneler, fotofobi gibi bulgular olabiliyor. Retinada kenarları belirgin olmayan kabarık, sarı beyaz, pamuksu lezyonlar. Bunlar tabii benim alanıma girmiyor. Nekrotizan retinit şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve toksoplazma pnömonisi aynen pnömosisis pnömonisine benziyor. Klinik ateş, dispne ve kuru öksürük. Klinik bulgularla pnömosisten ayırt etmek zor. Hatta akciğer grafisinde de zor. Çünkü bilateral difüz infiltrasyonlara yol açıyor. Bunun dışında nodüler, kaviter infiltrasyonlar görülebilir. Plevral efüzyon saptanabilir. Aynen pnömosisiste olduğu gibi LDH'de masif artış görebiliyoruz. Eğer mümkünse bronkoalveoller yavaş ya da transbronşiyal biyopside Gimza ile takizoidleri göstermek mümkün toksoplazma pnömonisinde. Ekstraseller olarak her organ tutulabilir. Yaygın toksoplazmoz görebiliriz. Özellikle reaktivasyon ya da primar toksoplazmoz sırasında sepsis benzeri sendroma yol açabilir yaygın toksoplazmoz ve maalesef yüksek oranda mortal neyse ki çok görmüyoruz. Tanıda serolojinin yeri nedir? Aslında çok da yeri yok. Sadece şunu söyleyebiliriz. Toksoplazma ensefaliti olan HIV pozitif kişilerin %97 ila %100'ünde toksoplazma gondii IgG pozitif. Yani genellikle bir reaktivasyon şeklinde görüyoruz. Primer toksu olarak da görebiliriz ama genellikle bir reaktivasyon şeklinde görüyoruz. Eğer seronegatif bir olguda toksoplazmoz ile karşılaşıyorsak bu primer akut bir enfeksiyon olabilir. Kullanılan testin duyarlılığı düşük olabilir ya da hasta çok ileri evrededir ve antikor oluşturmuyor olabilir. Hani IgG'yi yanlış olarak negatif görüyor olabiliriz. Tedavide klinik olarak aktif enfeksiyonu tedavi ediyoruz ve CD4 200'ün altında olanlarda relapsı engellemek için idame tedavisiyle belli bir süre devam ediyoruz. Tedavi süresi nedir? Klinik ve radyolojik düzelme varsa en az 6 hafta ama tabii klinik ve radyolojik düzelme yoksa hasta bazında değerlendirip tedavi süresini uzatabiliriz. İlk seçeneğimiz pirimetamin artı sulfadiazin ve lokovereni görüyoruz. Kiloya göre değişiyor. Alternatif tedavilerde pirimetamin artı klindamisin ve yine burada kotrimaksazolu görüyoruz. Biz merkez olarak genellikle sulfadiazini bulamadığımız için ilk alternatif seçeneklerde olan kotrimaksazolu tedavi olarak kullanıyoruz 10 mg kilogram dozunda. Atovaquone pirimetamin, atovaquone sulfadiazin tedavi alternatiflerinde de karşımıza çıkıyor. Yapılan bir randomize kontrollü çalışma var.
Hastaların bir koluna kotrimaksazol, diğer koluna da klasik tedavi, pirimetamine sulfadiazin tedavisi uygulanmış ve klinik etkinlikte fark olmadığını, hatta kotrimaksazol kolunda tam radyolojik yanıtın daha iyi olduğu da gösterilmiş. O nedenle alternatif seçenekler arasında kotrimaksazol biraz ön plana çıkıyor. Dediğim gibi biz sulfadiazini de bulamıyoruz. O nedenle kotrimaksazol kullanıyoruz. Bunun yanı sıra pirimetamin artı atovakon ya da atovakon artı sulfadazin ya da klaritromisin artı atovakon, hatta bir hastamızda ciddi yan etkiler nedeniyle biz doksisiklin artı klaritromisin kullanmıştık. Farklı farklı seçenekler var. Eğer serebral ödem ve intrakraniyal hipertansiyon eşlik ediyorsa deksametazon ekleyebiliriz tedaviye, ama mümkün olduğunca kısa süre eklememiz gerekiyor. Çünkü eklediğimiz steroid CMV retiniti, TB gibi, tüberküloz gibi diğer fırsatçı enfeksiyon gelişimine yol açabilir. Bir de tabii ki ayırıcı tanıda yer alan primer beyin lenfoması da steroidden fayda görebilir. Bu da aklımızda olmalı. Nöbet söz konusuysa antikonvülsan tedavi uyguluyoruz. Tedavide radyolojik hedefimiz lezyonların boyutlarında, kontrast tutulumunda ve ödeminde rezolüsyon. İlk etapta zaten ödem hızla azalıyor. Daha sonra kontrast tutulumu ve boyutların azaldığını görüyoruz. Bazen rezidüel kontrast tutan lezyonlar uzun süre kalabiliyor. Çok uzun süre kaldığı için o zaman tedavi zaten kesiyoruz. Kullanılan ajanlarla doku kesileri edilemiyor ve etkin ARET başlanmadığında ve idame tedavisi kullanılmadığında bir yıl içerisinde relaps oranı %50-80. O nedenle mutlaka idame tedavisi uyguluyoruz. İdame tedavisine yine aslında tedavide kullandığımız ajanların daha düşük dozlarını veriyoruz. Antiretroviral tedaviyle immün yapılanma oluşana kadar düşük dozlarda, örneğin biz kotrimaksazol 2 çarpı 1 fork tablet şeklinde devam ediyoruz. Peki idame tedaviyi ne zaman sonlandıracağız? Aktif enfeksiyon tedavisini tamamlayan, semptom ve bulguları kaybolan ve ART ile 6 aydan uzun süre CD4'ü 200 üzerinde olanlarda idame tedavisi sonlandırır. Yani bunları unutabiliriz ama her seferinde açıp bakmak gerekiyor. Yani ben kendi adıma hani bir şey atlamayayım diye sürekli kontrol ediyorum. CD4 200'ün altına düştüğünde yeniden idameyi başlıyor. Tedaviye klinik radyolojik yanıt tedavi başlandığı zamanki nöronal hasara, immün cevaba bağlı olarak değişir ama genellikle ikinci haftada yanıt alıyoruz. Koyu retinitte 6 hafta içerisinde görme keskinliği artıyor ama pnömonide ve yaygın enfeksiyonda prognoz daha kötü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ne zaman ART'ye başlayacağız? Aynen pnömosisiste olduğu gibi antiretroviral tedavi genelde 2-3 hafta içerisinde başlanması öneriliyor. Burada da iris çok nadir. Yaklaşık %5 oranında görülüyor. Antiretroviral tedavi başlandıktan sonra ilk haftalarda yakın izlem söz konusu olabilir. Profilaksi kimlere vereceğiz? CD4'ü 100'ün altında olup TOXA IgG'si pozitif olanlara primer profilaksi başlıyoruz. Ve kullandığımız rejim yine pirimosisiste olduğu gibi 1 çarpı 1 fork tablet. Bu yine haftada 3 kez olabilir. Dapsone artı primatamin olabilir. Alternatif seçenekler var. Açılıp bakılabilir. Ne zaman keseceğiz primer profilaksi? Aynen pirimosisiste olduğu gibi 3 aydan daha uzun süre CD4 200'ün üzerinde ise ya da RNA 3 ila 6 ay boyunca saptanamaz düzeyde ise CD4 100 ila 200 arasında ise kesebiliyoruz. Gebelik ve toksoplazmoza baktığımızda aslında biliyoruz ki gebelikte primer toksoplazmoz geçirildiğinde, yani akut toksoplazmoz geçirildiğinde fetüse geçme ve konjenital toksoplazmoz gelişme riski var. Ama daha önce toksoplazma enfeksiyonu geçirenlerde reaktive olup fetüse geçme riski aslında çok 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 nadir. Ancak HIV enfekte ve ağır immün yetmezliği olan gebelerde kronik enfeksiyonun reaktivasyonu ile perinatal bulaş olabilir. Bu açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Eğer gebelik sırasında akut bir toksoplazma enfeksiyonu söz konusu ya da gebelik sırasında reaktivasyon söz konusuysa ya da ultrasonda fetal toksoplazmozu düşündüren bulgular varsa 18. haftada amniyosentez ile toksoplazma gondii PCR'ına bakılıyor. Eğer pozitif saptanıyorsa zaten fetüsü tedavi etmeye doğru gidiyoruz. Ama kronik enfeksiyonda bulaş riski düşük olduğu için rutin amniyosentez önerilmiyor. Biraz önce de dediğim gibi akut toksoplazmoz ya da reaktivasyon varsa öneriliyor. Eğer akut toksoplazmoz varsa amniyosentez yapana kadar ilk 18 haftalık dönemde fetüsü korumak için spiramisin tedavisi uyguluyoruz. 18. haftaya geldiğimizde amniyosentezde DNA pozitifse pirimetamin, sulfadiazin, lokoverin tedavisine geçiyoruz. DNA negatifse
spiremesini doğuma kadar kullanabilirsiniz ya da kesebilirsiniz. Bu kaynaklar arasında değişkenlik gösteriyor. Peki toksoplazma negatif olanları nasıl koruyalım? IgG negatif olanları. Bugün bir hastam vardı. Toksoplazma IgG'si negatifti gerçekten. İşte çiğ veya az pişmiş et, çiğ kabuklu deniz ürünleri yememeleri gerektiği, etleri iyi pişirmeleri gerektiği, çiğ et veya toprakla temas sonraları ya da çiğ sebze veya meyve ile temas sonrası ellerinin yıkanması gerektiği ve çiğ sebze ve meyveleri iyi yıkamaları gerektiği vurgulanmalı. Eğer kedi besliyorlarsa kedi evde tutulmalı. Çiğ et veya az pişmiş etle beslenmemeli, kutu veya kuru mama verilmeli ve kedi kumunu mümkünse başkasının günlük olarak temizlemesi ya da eldivenle temizlemeleri önerilmeli. Çünkü kedi kumu sporülasyon için çok uygun bir ortam sağlıyor o ikisi. O nedenle kedi kumunu eldivenle temizleyip ellerini yıkamaları öneriliyor. Evet, bu kez bir değişiklik yaptım. Kaynakları sona koydum ve ayrıca Özlem Altuntaş hocama da benim de toksoplazma slaytlarını paylaştığı için ve siz de bu saatte beni sabırla dinlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. Evet Birgül Hocam, biz de sana teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel bir sunum yaptın gerçekten. Yeni güncel bilgileri de ekleyerek. Birçok kafamızdaki soru işaretlerine de aslında cevap oldu gibi düşünüyorum. Ama bir iki tane soru görüyorum, onu hemen iletmek istiyorum. Birincisi erkek büyük beşiğinden sorulmuş. PCP COVID pneumonisiyle karışabilir mi? Gerçi bunun cevabını ama belki hiç katılmış olabilir. Evet, gerçekten karışabiliyor ve biz de çok deneyimledik. Literatüre de hatta girdi. Özellikle tabii ki COVID döneminde, pandemi döneminde hemen COVID'i dışlamamız gerekiyor. İlk zamanlar PCR anlamında da sorunlarımız vardı. PCR negatif çok COVID'lerimiz vardı. O nedenle o zaman daha çok kafa karıştırıcıydı. Ama artık PCR ile ilgili öyle bir sorunumuz yok. PCR negatif olan olgularda belki ikinci kez bir PCR görülebilir. Ama özellikle CD4'ü 200'ün altında olan ve biraz önce de söylediğim gibi subakut bir şekilde ateş, kuru öksürük ve dispine gelişen, yani subakut bir seyir gösteren ve biraz daha tutulumuna baktığınızda gerçekten santral tutulum şeklinde geliyor. Hani COVID daha böyle perifer tutulumlu gidiyor ve genellikle de kostofrenik alanlar ya da apexler gerçekten korunmuş oluyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu anlamda pnömostisisi mutlaka HIV enfekte bireylerde düşünmek gerektiği gibi, hani pnömostisisi HIV enfekte olduğunu bilmeden de akla getirip belki oradan HIV tanısına da gidebiliriz ama COVID ile gerçekten karışıyor. Bir de ben deneyimlemedim ama literatürde baktığımızda HIV enfekte bireylerde pnömostisis gelişinde daha çok kist görüldüğü ama COVID'de kistik görünümün daha ileri evrelerde ve daha nadir olduğu belirtilmiş. Ama gerçekten çok karışıyor. Bir tane olgumuza 5 kez COVID bakılmıştı. Daha sonra biz yatırdık, pnömostisis tedavisi verdik. Diğer bir olgumuz, biraz önce de söyledim. Yoğun bakıma gitmiş ve yoğun bakımda bir hekimin aklına gelmiş steroid ve ondan sonra dönmüş. Defalar, hatta COVID tedavisi almıştı. Bir COVID dönemi farklı bir dönem. Evden çıkamıyor, evde izole, hatta dışarı bile gidemiyor. Ama neyse ki hastalarda daha sonra pnömostisis düşünülerek tedavileri verilmiş ama gerçekten çok kafa karıştırıcı. Evet, sevgili Emine Parlak, Hayat Kumbasar, Sena Sarı. Çağla Ekşi, İlknur Esen teşekkür etmişler. İlknur Esen bir soru sormuş. İmmün kompeten bireylerde toksopozitif durumunda ne zaman tedavi başlayalım diye. İmmün kompeten gebe değil herhalde. Yani. İmmün kompeten bireylerde akut toksoplazma enfeksiyonu mu acaba? Yani HIV negatif bireylerden bahsediyor belki, öyle anlıyorum. Muhtemelen. Yani immün kompeten bireylerde akut toksoplazma sırasında tedavi akut primer toksoplazma sırasında tedavi önerilmiyor. Genellikle hücresel immün sistem gerçekten enfeksiyonu bertaraf ediyor. Ama semptomlar uzun sürerse, uzun soluklu giderse o gibi durumlarda tedavi öneriliyor. Ya da immün kompeten bireylerde pnömoni gelişirse, miyozit gelişirse, nadir de olsa gelişirse o gibi durumlarda tedavi öneriliyor. Ama onun haricinde tedavi önerilmiyor. Kendiliğinden toparlanabilen bir kliniğe yol açıyor. Gebelerse söz konusu.
Sevgili Çağla Ekşi sormuş, teşekkür etmiş öncelikle. Toksoplazma ve PCP enfeksiyonunda atlayan başka enfeksiyon yoksa antiretroviral tedaviyi hemen başlayalım mı? Başlanabiliyor mu? Yoksa en az mı başlamak gerekiyor? Yani aslında son dönemde bir an önce antiretroviral tedavi başlanma yönüne gidiliyor ama biraz önce de söylediğim gibi irisk nadir ama yapılan çalışmalar her iki alanda da hem toksin hem pneumosis. Mesela pneumosis'in bir çalışmasında 12 gün gibi bir süre var. Yani yaklaşık bir hafta geçtikten sonra hani biraz beklemeyi... Kotrimoxazol kullanıyorsanız ya da primetamin sulfadiazin gerçekten ciddi yan etkiler de olabiliyor. O nedenle yaklaşık bir hafta sonra antiretroviral tedavi başlanabilir. İris nadir olduğu için hani bir an önce de başlayabilir misiniz? Onunla ilgili bir veri yok ama iris nadir olduğu için olabilir. Ama bir haftalık bir sürede bence burada göz ardı edilebilir. Yani biz genellikle birinci haftadan sonra başlıyoruz tedaviye. Evet. Aslında biz de öyle yapıyoruz. Yani hatta bazen birazcık daha uzatabiliyoruz. CD4 sayısıyla bağımlı olarak aslında. Sena Sarı sormuş. Gebelerle ilgili bir sorum olacak. Toksoserolojisi negatif olan gebelik süresince belirli aralıklarla serolojik takip yapmak gerekir mi diye sormuş. Genelde ilk trimesterde bakmak yeterli çünkü konjenital toksoplazma yani fetüse zarar en fazla ilk trimesterde. Zaten kadın doğum da genelde ilk trimesterde tarıyor. Tabi bu ülkelere göre değişiyor. Bizim bazı kadın doğum poliklinikleri artık tarama yapmıyor. Hani Amerika bu anlamda tarama yapmıyor. Fransa daha çok yapan bir yer. Ama ilk etapta ya yani ilk trimesterde yapmak lazım. Çünkü konjenital toksoplazmoz en çok o dönemlerde gelişiyor. Daha sonrasında pek öneri yok. Hani hasta kişiye biraz önce söylediğimiz önerilerde bulunabilir. Genellikle evet asemptomatik seyrediyor. %90 oldu da asemptomatik seyrediyor. Hani semptomatik olduğunu ayırt edebiliriz ama ilk trimesterde bakılması yeterli diye düşünüyorum. Daha sonraki dönemde geçirilse bile fetüste konjenital toksoya ya da sekele çok fazla yol açmıyor. Düşünebiliriz. Toksoplazma insanın kafasını karıştıran bir hastalık. Evet, gerçekten. Evet. Çok da karşılaştığımız bir şey. Onun için özellikle toksoyla ile ilgili sorular gelmiş. İlkur Esen de gebeler değil hocam demiş. Retiniz konsültasyonu çok geliyor göz bölümünden demiş. Gerçekten de görünüm saptanan olgular bizlere de zaman zaman geliyorlar. Hani böyle bir durumda herhalde ne yapmak gerekir gibi bir soru gelmiş. Hemen herhalde gibi bakarız ama devamını sana bırakıyorum. Evet, yani tabii toksoplazma retiniti hani HIV enfekte bireylerde bizim merkezimizde açıkçası biz çok görmüyoruz. Hani bizim çok deneyimli göz hekimimiz var, yani göz konsültanımız var gerçekten. Burada da gözü anlatmıştı. Yani çok daha nadir vakalarımız oluyor gerçekten tokso açısından. Ama bunu göz hekimi gerçekten toksoyu, CMV'yi çok güzel ayırt ediyor. Hani ben bizzat kendisine de sordum. CMV'yi olsun, toksoy olsun, sifilis olsun ya da HIV retinopatisi olsun. Gerçekten burada deneyim çok önemli. Arada kaldıkları vakalarda kameradan, ön kameradan sıvı alıp hani PCR bakılabilir. Yani tokso PCR'ı bakılabilir. Yani %20 ile 65 arasında duyarlılığı değişiyor yalnız. Ama gerçekten deneyim ve tecrübe çok önemli. Onlar aslında klinik olarak tanılarını koyuyorlar. Tedavi burada en az 6 hafta 2x1 fort tablet şeklinde ama klinik gidişe göre de tedaviyi uzatıyorlar. Hani onu göz hekimine bırakıyoruz tedavi süresini aslında. Onlar bizi yönlendiriyor. Eğer bir düzelme söz konusuysa muayenede onlar 6 haftadan sonra tedaviyi kesmeyi önerebiliyorlar. Bazen kötüleşmeye bağlı olarak steroid ekleyebiliyorlar. Steroid ekledikleri durumda da bizim yani tedaviyi de uzatabiliyorlar. Açıkçası biz retinit tedavisini gözle birlikte götürüyoruz ve göz hekiminin önerdiği şekilde uyguluyoruz. CMV'de de öyle keza. Hani tüm ya da sifilitik tutulumlarda da genelde onların klinik bakış ve muayene sonuçlarına göre tedavileri yönlendiriyoruz. Ama biz primer yönetmiyoruz. Çok gerçekten çok teşekkür ederiz. Hakikaten de göz farklı bir branş. Yani bizim hiç muayene etmediğimiz, bilmediğimiz ayrı bir dünya. Onun için ben de hep hayatım boyunca da öyle yaptım. Yani göz hekimlerinin tecrübeleri o konuda çok gelişmiş. Yani pozitiflik veriyorsa klinik tanıyı, çoğu klinik tanıya da dayanıyor zaten göz hastalıkları.
Eğer tanı veriyorsa bizler de hep onları destekliyoruz, o şekilde ilerliyoruz. Bizim de yaptığımız farklı bir şey yok yani. Farklı bir soru gelmiş mi diye bakıyorum ama sanırım bu kadar. Teşekkürler var. Biz de Ben de tekrar çok teşekkür teşekkür ediyoruz. ediyorum. Günün bu saatinde bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bu arada Fehmi Hocam devreye girmeden herkese mutlu bir yılda dileyim. Çünkü Fehmi Hocam da devreye girer şimdi. Yani herkese gerçekten ben de Covid'siz yüz yüze toplantıların yapılabileceği sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Evet, inşallah güzel bir yıl olur. İnşallah. 2022 yılı. Ben de iyi yıllar diliyorum ve hem Diliyat'a hem de Birgül'e teşekkür ediyorum. Ben de çok Bu teşekkür seviyenin ediyorum. sonuna geldik. Hocam buyurun, Evet, size bırakıyorum. Çok güzel bir oturum, teşekkür ederim. HIVAIDS E-Akademi'nin 20. oturumuydu bu. 20 oturum hep beraberdik. Bu oturumlarda gözden karaciğere bütün sistemleri, genellikle tutumlarını gözden geçirdik. Daha sonra komorbid durumları inceledik. En sonunda da son 3 oturumumuzda da fırsatçı infeksiyonları birer ikişer ele aldık. İzlenme oranları da gerçekten iyiydi. İlgili arkadaşlarımız, hocalarımız hep beraber izledik. Bu oturumların hepsi HIVIS.com'da video sunumu olarak yer alacak. Takip edemeyen arkadaşlarımıza da önerebiliriz. Onlar da istedikleri zaman oradan izleyebilirler. Ben bu oturumları desteklediği için, koşulsuz eğitim desteği verdiği için Gliat İlaç Sanayi'ne yine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu arada umarım bu pandemi bizi engellemez. 5-6 Şubat'ta İstanbul'da bir altıncısı yapılacak olan mezuniyet sonrası eğitim kursumuz var. Orada da konuşulmayan konuları programını incelerseniz göreceksiniz. Çok değişik konulara el atacağız. Oraya da başvurun. %10 veya 15 duruma göre şehir dışından da İstanbul dışından da bursiyer alacağız HIV Enfeksiyonu Derneği olarak. Ben son söz olarak evet 2022 bundan daha iyi olsun diyerek ve bu 20 oturum boyunca da gerek başkanlar gerek hocalarımıza çok teşekkür ederim. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ederim. Ve oturumumuzu bir aksilik olmasa 5-6 Şubat 2022'de buluşmak üzere kapatıyorum. İyi günler, iyi günler, iyi yıllar herkese. İyi yıllar.